müdahale edilecek, Suriye sınırında yangın çıkacak. Bizim öncelikle tabir caizse enseyi karartmamız gerekiyor. Yani 2 ay, 1,5 ay öncesinin Türkiye'sine baktığımızda, Doğu Akdeniz'deki dengelere baktığımızda, o gün oluşturulan karamsarlığa baktığımızda, bugün artık bunların hiçbirisi yok. Şimdi de neyi konuşuyoruz? Şu anda mesela Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde alınan bir kararın önümüzdeki sürece etkilerini konuşuyoruz. Peki bu Türkiye tarafından değiştirilebilir bir şey miydi? Değiştirilebilir bir şey değildi. Muhalefet bize diyor ki bütün dünyayı karşınıza aldınız diyor. Sanki bütün dünyayı biz karşımıza alırken bunu sınır güvenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, terörle mücadelemizi yaptığımız için değil de başka bir sebepten dolayı almışız. Ben onlara diyorum ki siz Atatürk döneminde yaşasaydınız eğer, Atatürk'e karşı gelirdiniz, Atatürk'e derdiniz ki sen bizi 7 düvele düşman ettin derdiniz diyorum. Şimdi evet, Temsilciler Meclisi'nden böyle bir karar çıktı, doğru. Yarın Senato'da benzer bir karar alınabilir mi? Burada Trump'ın tavrında bir değişiklik ortaya çıkabilir mi? Çünkü Çünkü azil süreci de çünkü sıkışıyor, Trump da içeride sıkışıyor. nihayetinde içeride belli noktalardan ciddi anlamda sıkışıklıklar yaşıyor. Yani bugün bakıyorsunuz Bağdadi ile ilgili süreçte aslında Bağdadi sürecinin de Türkiye'ye dönük bir tuzağa dönüştürülmek istendiğini ve o süreçte aslında Türkiye'nin o tuzağı bozduğunu görüyorsunuz. Trump çıkıp açıklama yapıyor. Diyor ki yani Türkiye'nin de desteğiyle terör örgütünün elebaşısı öldürülmüştür diyor. Ama bakıyorsunuz Amerika'dan başka açıklamalar geliyor. Yani hatırlayın işte şeyin McGurk'ün yaptığı açıklamayı hatırlayın. Şimdi bütün bunlarla ilgili bizim pozisyonumuz çok önemli. Bizim pozisyonumuzu belirleyen şey ne? Bizim az önce geçmiş 1,5 ay, 2 ayı örnek verirken bizim özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun aldığı pozisyon ve müzakere gücü ve Cumhurbaşkanımızın bölgede hem Putin'le hem Trump'la ve önümüzdeki süreçte Macron, Merkel ve Johnson'la yapacağı görüşme ve nihayetinde bütün bu elinizdeki kartların ve sizin pozisyonunuzun 13 Kasım'da yapılacak görüşmede hangi sonuçları doğuracağı süreci belirleyecek. Yani Yani Türkiye'nin elindeki güç, yani kartlar hala güçlü mü? Şöyle hala güçlü mü? Şimdi 13 Kasım'da gidecek mi diye ayrı soracağım ama şimdi Senato'dan bu yaptırım geçerse, içinde katsa var. Cumhurbaşkanının kendisine, ailesine mal varlığı araştırması var. Türkiye silah satışının finansal desteğin azaltılması var. peki Var biz ilk, var de var biz yani. ilk defa mı bununla karşılaşıyoruz? Tehditle çok karşılaştık Peki zaten. yaptırım başlatıldı, sonra ne oldu yaptırımlar? Yaptırım kararı alındı hatırlarsanız. Sonra tekrardan yaptırım kararı Durduruldu. durduruldu. Yani siz bu işin bu noktaya gitmeyeceğini düşünüyorsunuz. Ben bakın Amerika Türkiye ilişkilerine en temelde baktığımda Amerika bölgede Türkiye'den vazgeçebilecek durumda değil. Ha, o zaman böyle bir şey olursa ipler kopar Bakın ve İncirlik'le gündeme gelir mi? en başından itibaren Türkiye'yi dikkat edin sürekli belli noktalarda zorlayarak, Türkiye'yi tehdit ederek, Türkiye'yi işte en son bu Ermeni yasa tasarısı üzerinden, yani hepimiz biliyoruz ki Ermeni yasa tasarısı tarihin, arşivcilerinin, akademinin işidir. Yani bu siyasetin, devletler arası ilişkilerin meselesi değildir. Ama bir şeyi net bir şekilde görüyorsunuz. Bunu size karşı bir şantaj ve koz olarak kullanıyor. Yani bir fırsatçılık mı yaptı burada Amerika aynı zamanda? Hayır, yani sonuçta Amerika istediğini almak için elindeki bütün kozları
sizinle ilgili kara propaganda da dahil olmak üzere, hatta Trump'ın hatırlarsanız ekonominizi mahvederim tehdidine varıncaya kadar nihayetinde uluslararası ilişkilerde taraflar rasyonel ya da irrasyonel biçimde bunları sahaya sürüyorlar. Peki Mahir Bey, burada onların ne yaptığından daha önemli olan şey, altını çizmek istediğim bu. Bizim ne yaptığımız ve bizim mesela biz şunu biliyoruz, onlar da biliyorlar. Barış Pınarı Harekatı'na toplumsal desteğin %81 olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla biz içeride bu toplumsal mutabakatı sağlamışken, bu birlik ve beraberliği sağlamışken, bu mukavemetin oluşturduğu, iç mukavemetin oluşturduğu şey sizin dış politikanıza yansımışken, artık burada bizim ne yapacağımız çok önemli. Çünkü son ana kadar, bakın son ana kadar Barış Pınarı harekatı başlamadan, yani 8 Ekim gününe bakalım. Hı hı. 8 Ekim gününe kadar Amerika'nın söylemlerine bakalım. Trump'ın attığı tweetlere bakalım. Amerika'dan gelen açıklamalara bakalım. Değil mi? Ama ve hatta buna mektubu da ekleyin. Biz 9 Ekim günü saat 16'da Barış Pınarı harekatını başlatıp 5 saat içerisinde sonuç aldığımızda dünyaya bir şey gösterdik. Amerika Rakka'yı aylarca bombaladı. Aylarca bombaladı. 1500 tane DAEŞ teröristini Rakka'dan çıkaramadı. Nasıl çıkardı? Anlaşma yaparak çıkardı. Biz Tel Abyad ve Resulayn'ı yaklaşık 12-16 saatte falan temizledik. Ve üstelik de hiçbir sivilin tırnağına zarar gelmeden, evler yıkılmadan, hiçbir yerde zarar vermeden, tıpkı Afrin'de, Cerablus'ta, Elbap'ta olduğu gibi. Bu bir. Peki burada önemli bir şey daha söyleyeceğim. Sahada askerimiz Barış Pınarı harekatını başlattığında ekonomide ne yaptılar? Ekonomide 13 Ağustos'tan daha büyük bir kur atağı saldırısı gerçekleşti. Dolar 5.89'a kadar çıkardılar. Türkiye onu da kontrol etti mi? Etti. Peki içeride bomba patlatmakla ilgili bir sürü planları vardı yani Türkiye içinde. Hem Emniyet İstihbarat, hem Milli İstihbarat, İçişleri Bakanlığı. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bunun istihbaratını aldınız yani. Yani dış güçler, başta Amerika Birleşik Devletleri ve orada çıkarı olanlar terör örgütlerini yönlendirerek Türkiye'nin şehirlerinde bomba mı patlatmak istediler bu süreçte? Şimdi bakın, ben öyle bir şey demedim. Ama hepimiz şunu biliyoruz. Bugün terör örgütleri vekalet savaşlarının bir parçası mıdır, değil midir? Sağda net görülüyor zaten. Net görülüyor. Bugün artık savaşlar terör örgütleri üzerinden yürütülmüyor mu? Bu vekalet savaşlarının kimler tarafından yürütüldüğünü, bu terör örgütlerinin kimler tarafından hangi amaçlarla kurulduğunu, hatta Amerika'da en üst ağızdan, Trump'ın ağzından DAEŞ'in kimin tarafından kurulduğu söylendi mi? Söylendi. Peki bu terör örgütlerinin hangi istihbarat örgütleriyle içli dışlı olduğunu, hangi istihbarat örgütlerinin bu terör örgütlerini kullandığını ve yönlendirdiğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Peki Türkiye'nin Barış Pınarı harekatını engelleyemeyenler, eğer Türkiye'nin 9 Ekim'den itibaren ekonomisine karşı saldırı düzenledilerse, ki amaç sahada durduramadıkları Mehmetçiği arkada, içeride ve ekonomide oluşturdukları. Çünkü eğer dolar 8-9 lira olsaydı Barış Pınarı'nın başarısını konuşur muyduk? Ya da Pence ve Dışişleri Bakanı gelip burada masaya oturur muydu? Oturmazdı. İçeride bombalar patlasaydı ve Türkiye Barış Pınarı harekatını gerçekleştirirken içeride eğer can kayıpları yaşasaydı ve Barış Pınarı harekatı anlamsızlaşsaydı, Amerika gelip Türkiye ile masaya oturur muydu? Oturmazdı. Burada şunu söylüyorum. Türkiye artık yüksek koordinasyonla çalışan, yüksek senkronizasyonla çalışan, yani
Hazine Maliye Bakanlığı işini son derece iyi yaptığı için, İçişleri Bakanlığı işini son derece iyi yaptığı için, Milli İstihbarat Örgütü işini son derece iyi yaptığı için, Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanımız işini son derece iyi yaptığı için, Savunma Bakanlığımız yüksek koordinasyon ve organizasyonla çalıştığı için ve bunların üstünde Cumhurbaşkanımız liderlik yaparak bu süreci yürüttüğü için, Türkiye güçlü bir şekilde hareket ettiği için bu sonuçları aldı. Bakın, ben o karargahta şunu gördüğümde, şimdi o soruyu soracaksın bana. O karargah deyince, soracaksın o soruyu. Dinleyen izleyiciler, ya da hatırlatayım ben. Heh. Barış Pınarı Harekatı başladığı gün siz de Cumhurbaşkanlığındaki harekat merkezindeydiniz. Evet. Ve herkes, şöyle, herkes derken muhalefet, başka isimler, bazıları şu eleştiri yönelttiler. Bu devlet işi, hükümet işi, siyasetçilerin, siyasilerin orada ne işi var? Ne işiniz var dakikaten? Bu kafa hangi kafa? Bu kafa devlete siyaset bulaşmasın kafası. Bu kafa yıllarca, siyaset nedir? Siyaset kurum olarak milletin iradesini sandıktan alıp devlete yansıtan kurumun kendisi değil midir siyaset? Yıllarca biz şunu tartışmadık mı? Devletle ilgili kararları kim verecek? Elitler, seçkinler, vesayetçiler mi verecek? Milletin seçtikleri mi verecek? Bu kavgayı yıllarca vermedik mi? Peki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir derken, milletin siyaset eliyle kendisini yönettiğini bilmiyor muyuz? Ben orada işin siyasi riskini ben almıyor muyum? Yani siyasetçi olarak genel başkan bu riski almıyor mu? Dolayısıyla orada kaçınılmaz olarak genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın bir tarafta siyasi kurmayları vardı, bir tarafta hükümet ve askeri erkan vardı. Ve ben bu ülkeye bakanlık yapmış bir insan olarak orada bulunmamdan, bir siyasetçi olarak daha doğal ne olabilir? Orada seçilmişler olacak tabii, ama bunlar atanmışlar üzerinden yıllarca vesayeti besledikleri için bunların siyasetin devleti yönetmesine, şimdi Cumhurbaşkanımızın devleti yönetme biçimine de zaten, çünkü bunların kafasında Cumhurbaşkanı vesayetin sigortası durumundadır. O yüzden mevcut Cumhurbaşkanımızın da bir siyasetçi olarak devletle olan ilişkilerine bir türlü alışabilmiş değiller. Peki yarın millet onları seçtiğinde orada onlar oturmayacaklar mı? Biz orada kimin adına oturuyoruz? Onu konuşacağız. Onların, yani muhalefetin sistemi değiştirmek gibi bazı eyvallah. Ben orada ama. Ben orada şunu diyecektim. Yani ben oraya gittiğimde orada muhteşem bir tablo gördüm. Yani bu ülkenin başkomutanı, Cumhurbaşkanı masanın başında, Savunma Bakanı orada, İçişleri Bakanı orada, karşıda dev ekranda Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Harekat Merkezi ve ekranda Mehmetçiğin girişini izliyorsunuz. Siz canlı mı izlediniz operasyonu? Tabii canlı izliyorsunuz bunları. Nereden veriliyor? İHA'lardan mı veriyor görüntü? İHA'lardan canlı olarak sahayı görüyorsunuz. Mehmetçiğin güvenliğini görüyorsunuz. Havan atışlarının isabetini görüyorsunuz. Karşınız oradaki teröristlerin ayakkabısına varıncaya kadar görüyorsunuz. Eskiden biz bunları Amerikan filmlerinde görürdük ve vay be derdik. Bugün artık Türkiye gece operasyon yapabilen 3-4 ülkeden bir tanesi. Buraya şuradan geldik. Türkiye'nin bu birliği, beraberliği, koordinasyonu, senkronizasyonu, devlet, siyaset, asker, ordu, bunların hepsinin beraber yüksek bir koordinasyonla hareket etmesinin sonucunda ekonomisinden iç işlerine, Milli İstihbaratından Dışişleri Bakanlığı'na ve Savunma Bakanlığı'na kadar yüksek bir koordinasyonla çalıştıkları için Amerika geldi o masaya oturdu, hı hı, ve o maddeleri kabul etti. Peki o zaman soruma geri dönüyorum. Yaptırımlara karşı her türlü olasılığa hazırlık yapılıyor mu? Tabii ki. Olursa diye. Tabii ki. Buna incirlik dahil midir? Yani öyle bir teknik detayı veremem. Hı hı. Ama olasılıklar masada diyorsunuz. Öyle bir teknik detayı veremem. Evet. Peki demin dediniz ki Amerika hala istediğini yaptırmak. Oysa bir anlaşma var. Güney'e çekiliyor. Amerika hala? İstediğini yaptırmanın peşinde dediniz. Bu doğal olarak şimdi bakın. Daha hala bizden ne istiyor olabilirler? Ama bakın, yani temel mesele ne burada? Ama bakın,
burada Amerika tabii ki hala bir şeyler almaya çalışacaktır. Yani sonuçta Rusya sizin amcanızın oğlu değil, Rusya bir şeyler almak isteyecektir. Yani uluslararası ilişkiler son derece rasyonel, her ülkenin kendi çıkarlarını korumaya odaklı. Ama sizin masada güçlü bir şekilde kendi çıkarlarınızı, kendi pozisyonunuzu koruduğunuz bir alanı konuşuyoruz. Burada duygusal ilişkiler yok. Burada son derece gücün, stratejinin, taktiğin olduğu bir satranç tahtasını, bir satranç masasını aslında konuşuyoruz. Yani şimdi Rusya'nın ya da Amerika'nın ne yapmak istediğini hepimiz biliyoruz. Hatta Çin'in ne yapmak istediğini, hatta İran'ın ne yapmak istediğini biliyoruz. Şimdi hatta bu bölge şunu bile yaşadı. İki tane ergenin, yani Muhammed bin Salman'la Muhammed bin Zayed'in Yemen ve Libya'daki maceralarına bile şahit olduk. Öyle bir bölgede yaşıyoruz ki, şimdi bakıyorum analizlere, yorumlara, kafalar Norveç, gerçekler Türkiye. Demokrasiyi konuşurken Norveç'i konuşuyor. Yani sanki Norveç'te yaşıyormuşuz gibi demokrasiyi konuşuyor. Ama ülke neresi? Ülke Türkiye. Ve bizim yaşadığımız bölge... Demokrasiyi istemek kötü bir şey mi ama? Hayır, bakın. Demokrasiyi istemek çok güzel bir şey. Hı. Ama birileri bana şunu satmasınlar. Terörle neden mücadele ederiz? Demokrasiyi korumak için mücadele ederiz. Terörle mücadeleyi ne için ederiz? Özgürlükleri, ifade özgürlüklerini, insanların can güvenliğini, mal güvenliğini, rahatça ticaretlerini yapabilmelerini, parklarda özgür bir şekilde çocuklarımızın eğlenebilmesi için terörle mücadele ederiz. Terörle mücadele demokrasiyi korumak için yapılırken, terörün ve teröristin ortağı olanlar bize demokrasiyi anlatıyorlar. Kim bunlar? Silahı savunanlar bize demokrasiyi anlatıyorlar. HDP'ye bakıyorsunuz. Çıkıp demokrasi, barış, insan hakları, özgürlükler, yahu özgürlükleri yok eden sizsiniz. O gencecik çocukların hayallerini yok eden sizsiniz. Siyasetle silahın bir arada olması gibi, demokrasiyle silahın bir arada olması gibi bir ucubeyi savunan sizsiniz. Ve siz Kandil'den emir almadan, teröristlerden emir almadan iş yapmıyorsunuz. Siz hangi iradeden bahsediyorsunuz? Dolayısıyla kimse bize demokrasiyle ilgili bir ders vermesin. Çünkü biz tam da demokrasiyi, hakları, özgürlükleri korumak için zaten bu mücadeleyi veriyoruz. Şimdi bu iç siyaset HDP bölümünü ayrı konuşacağım ama tekrar döneceğim Amerika'ya, bu bölümü bitirmek istiyorum çünkü. Bir mektup krizi var ortada. Evet. Türkiye dedi ki ben harekatla yanıtı verdim. Yanımda götüreceğim dedi Cumhurbaşkanı. CHP Genel Başkanı'nın bir açıklaması var. Trump'a 82 milyon adına adam gibi cevap vermezsen o koltukta oturmaya layık değilsin dedi. Şimdi nasıl bir yanıt verecek Cumhurbaşkanı? Yani Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin onurunu, haysiyetini düşündüğü için mektup konusunda hassasiyet gösterdiğine beni inandıramaz. İnandıramaz diyorsunuz. İnandıramaz. Neden? Yani PYD'ye terör örgütü demeyen, uluslararası Türkiye karşıtı bütün lobilerin sözcülüğünü yapan ve onların argümanlarıyla konuşan, bu ülkenin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda, bu ülkenin 15 Temmuz gibi bir facia yaşadığında ki o gecenin kahramanlarından biri de sizdiniz. Teşekkür ederim abi. Yani o faciayı kontrollü darbe diyerek, o faciayı tiyatro diyerek itibarsızlaştıran ve bugüne kadar hiçbir şekilde bu ülkenin, bu milletin yanında bir açıklamasına şahit olmadığımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun birdenbire hassasiyetleri tutmuş. Peki mektup meselesi neymiş efendim? Hepimiz biliyoruz ki bu mektup karşı taraftan sızdırıldı, öyle mi? Evet, yani bu mektubun, daha doğrusu Trump kongreyi önüne dağıttı odasında. Bu mektubun peki sızdırılma amacı neydi? Bu mektubun sızdırılma amacı çok net olarak ortada ki aslında bu süreci kişiselleştirip ve bu mektup üzerinden oluşan kriz bu süreci sabote eder mi acaba?
Türkiye orada devlet aklıyla hareket ederek o mektubu aldı, ne yapmak istediğini gördüm dedi. Ama bunun hesabı şimdi değil, daha sonra dedi. Belki içeride Trump kendini kurtarmak için dağıttı. Sonuçta mektubu orada dağıtan Trump zaten. Yani biz o mektubu aldık, o mektupla ilgili fiili cevabımızı sahada verdik. Şimdi Cumhurbaşkanımız o mektubu yanında 13 Kasım'da götüreceğini ve bu mektupla ilgili de Trump'la konuşacağını ifade etti. İnsanlar onurlarını sözlerinden ziyade eylemleriyle korurlar. Biz öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan eğer onur, haysiyet, hassasiyet bu konularda bir şeyi varsa, düşüncesi, bunu biraz eylemleriyle de görelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Soçi'de Türkiye'nin sınır güvenliğini konuşurken o meclis kürsüsünde grup toplantısında bu ülkenin devlet başkanına her zaman olduğu gibi hakaret etmekle meşguldü. Hem de en ağır hakaretler. Peki bu mektup meselesinde işte hem mektup meselesi hem PYD-YPG ile Amerika Birleşik Devletleri'nin başkansal düzlemde kimi zaman kimi zaman zaten olan düzlemde başka düzlemlerde evet aşırı samimiyeti ve üstüne bu tasarılar. Cumhurbaşkanı 13 Kasım'da gitmesin Amerika'ya diyenler var. Gitmezse ne olur? Niye gidiyor Cumhurbaşkanı 13 Kasım'da? Türkiye 13 Kasım'da Amerika'ya gitmesin diyenler Türkiye'nin bölgede kurmak istediği, yapmak istediği şeyler ve kurmak istediği o kurduğu stratejinin neresindeler? Yani burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın şu ana kadar yürüttüğü stratejinin, uluslararası ilişkilerde gösterdiği liderliğin sonuçlarını hepimiz görüyoruz şu anda. Hepimiz de biliyoruz ki Barış Pınarı Harekatı başlı başına çok büyük bir başarıdır. Yani bugün Türkiye 92'de Pentagon'dan bir albay tarafından sızdırılan ve 92'den beri her yerde önüne konulan o lanet haritayı yırttı attı mı? Attı. Türkiye bugün Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn ve Telapyat arasındaki bölgeyi meşru bir alan haline getirdi mi iki anlaşmayla? Türkiye Tel Rifat ve Minbiş'ten teröristlerin temizlenmesi sonucunu elde etti mi? Türkiye Suriye sınır bölgesinde özellikle A ve C bölgesinde, A ve C'den neyi kastediyorum? Yani Afrin'den Tel Abyad'a kadar olan bölge, Resulayn'dan Irak sınırına kadar olan bölge. Sanıyorum bölge. Sizin kullandığınız haritada değil mi devlet olarak AC diye mi yazıyor? Öyle dediğinize göre şimdi, merak ettim şimdi. Dolayısıyla buralarda 10 kilometre derinliğe kadar Rusya ile birlikte devriye ve güvenlik, 20 kilometre derinlikte de bütün terör unsurlarının temizlenmesi sonucunu sağlamış mı? Sağlamış. Şimdi dolayısıyla burada Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra atacağı adım stratejik olarak da karşı tarafın manipülasyonları, sabotajları ile ve provokasyonları ile engellenecek değildir. O adımın atılıp atılmaması gerektiğine yine Recep Tayyip Erdoğan karar verecektir. Yani efendim 13 Kasım'da Türkiye oraya gitmesin. Türkiye'nin oraya gitmesi gerekiyorsa Türkiye oraya gider çıkarlar açısından. Gitmemesi gerekiyorsa Türkiye oraya gitmez. Ama dostlarımız olarak bu meselede Türkiye'nin yanında duran, yerli ve milli olarak Türkiye için dertlenen birileri çıkar Cumhurbaşkanımıza der ki bizim şöyle 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 kaygılarımız vardır, istişare eder. Cumhurbaşkanımız istişareleri açık. Kimi kastettiniz Mahir Bey böyle? Ya bu her kimse. Yerli, milli. Cumhurbaşkanımızın istişareye açıklığına vurgu yapmak için bunu söylüyorum. Ama mektup üzerinden süreci baltalamak isteyenlere argümanları ve sözcülükleriyle destek verenler,
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bırakın desteklemeyi, savaş ve işgal diyenler, PYD ve YPG'ye terör örgütü değildir diyenler, bizim 13 Kasım'da Amerika'da olup olmayacağımıza karar veremezler. Peki bir eleştiri daha o zaman, ana muhalefet partisinden gelen, Trump iyi çevresi kötü mü? Yani bütün dış politikanızı siz Trump eksenli mi yürütüyorsunuz? Yok, hayır, öyle bir şey yok. Yani bilmiyoruz Trump iyi çevresi kötü mü? Sonuçta biz bizim için neyin iyi neyin kötü olduğuna bakıyoruz. Türkiye masada kalmaya devam edecek o zaman. Evet. Peki bu arada kararımı vermedim demiş Erdoğan demişti. Hı-hı. Yani bir soru işareti var mı? Mesela partinin yetkili kurumlarında falan konuşuyorsunuz bunu bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Konuşuyor musunuz? Yani Hı-hı. daha hala kararını vermedi mi Cumhurbaşkanı? Alayım o aslında son dakika önce, bilgisini sizden. Yani az önce onu gidecek söyledim. Dediniz az önce onu söyledim. Yani dedim ki Türkiye'nin çıkarları açısından Hı-hı. 13 Kasım'da Recep Tayyip Erdoğan oraya gitmeye karar verirse gider. Türkiye'nin çıkarları açısından oraya gitmemeye karar verirse gitmez. Yani şu an gidiyor görünse bile 3 gün sonra bu farklılaşabilir. Yarın o bakarsınız yüzden belki başka kesin bir şey. Konuşmuyor. Şimdi yarın bakarsınız başka bir şey olur. Yani şimdi bakıyorsunuz işte bu Şahin Cilo'yla ilgili hı hı. bir takım işler çeviriyorlar. Yani şeyin uluslararasılaştırma gibi evet, bir gayret Obama'nın, mi bu? Nedir bu gayret? Şimdi yeni aktörler oluşturuyorlar. Hı. Şimdi tabii günlük ve sıcak politikalar üzerinden uluslararası ilişkiler düzenlenmez. Uluslararası ilişkiler bir öngörünün, bir stratejinin, bir planlamanın ve bunun alt taktiksel düzenlemelerinin sonucudur. Hı hı. Şimdi Amerika şu anda kaçınılmaz olarak plan değiştirdi. Yani nedir o plan? Oluşturulmak istenen terör koridoru çöktü. Oluşturulmak istenen terör koridorunun çökmesiyle birlikte YPG, PYD nereye çekilmek zorunda kaldı? Suriye'nin içlerine doğru çekilmek zorunda kaldı. Şimdi bununla ilgili yeni planlamaları var. Yeni taktikleri var. Siz bu taktikleri niye geliştiriyorsunuz? Bu stratejileri niye uyguluyorsunuz? Diyemezsiniz. Bunlardan bir tanesi de benim gördüğüm kadarıyla Suriye'de yeni bir aktör oluşturuyorlar. Hı hı. Ve bu aktörü uluslararasılaştırıp biraz da bu aktörü meşrulaştırıp uluslararasılaştırma üzerinden meşrulaştırıp gördüğüm kadarıyla bir süre sonra SDG'yi rejimle bir şekilde yapabilirlerse eğer şey yapıp bir araya getirip Rusya'nın amacı o. Zaten rejim diyor ki gel benim içime katıl. O diyor ki siyasal bir takım bana güvenceler verirsen anca öyle anlaşma olur. Peki biz burada neye bakıyoruz? Hı. Biz burada şuna bakıyoruz. Bölgenin tarihi derinliğine bakıyoruz. Bölgede halkların birbirleriyle kurdukları ilişkinin tarihsel arka planına bakıyoruz. Siz Allah aşkına daha düne kadar Suriye'deki Kürtlere kimlik bile vermeyen, Suriye'deki Kürtleri vatandaş bile saymayan bir rejimin, Esed'in onlarla gerçekten vatandaşlık temelinde bir birliktelik oluşturmaları ve bunun sürdürülebilirliği mümkün mü diye baktığınızda bu mümkün gözükmüyor. Şimdi Suriye'de PYD, YPG'nin taşeronluğunu yapmadığı kimse kaldı mı? Kalmadı. Dönem değil. Yani yakında belki İran'la da, şimdi İran tabii Suriye'de bir özerk bölge oluşmasına baştan beri karşı olduğu için İran'la bir temasları şu anda gözükmüyor. Ama son derece konjonktürel olarak öyle de bir şey de yapabilirler. Ama bölgede değişmeyen aktör, istikameti değişmeyen aktör kim? Türkiye. Türkiye'nin bu konudaki ne istikameti değişiyor, ne kararları değişiyor, ne kararlılığı değişiyor. O yüzden belirleyici olan budur. Belirleyici olan, değişken olan değildir. Belirleyici olan, istikameti olan ve kararlılığı olandır. Ve yine burada belirleyici olan Türkiye olacaktır. Peki, vaktim var mı arkadaşlar?
Peki şöyle yapalım. Şimdi soruyu sorayım, yanıtını sonra alayım. Tam bu söylediğiniz, bahsettiğiniz konuda Türkiye 30 kilometre derinlikte güvenli bölgesini oluşturdu. Hem Rusya'nın amacını görüyoruz, hem rejimin pazarlığını görüyoruz, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin amacını görüyoruz. Bu 30 kilometrenin altında Suriye'nin toprak bütünlüğü gibi içinde Irak'taki benzer bir yapı kurulursa Türkiye ne der? Türkiye buna müsaade eder mi? O zaman toprak bütünlüğünü konuşamayız ki. Bakın şu anda bir kere biz Suriye'nin toprak... Yani Irak'taki aynı yapının Suriye'de kurulduğunu, 30 kilometre ötesinde kurulduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ısrarla savunuyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmamız ne anlama geliyor? Bizim şu anda Suriye'de bulunmamız Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından bir tehdit mi oluşturuyor? Hayır. Tam tersine bir güvence oluşturuyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden unsurları Suriye'de biliyor. Aslında Amerika'nın orada ne işi var? İran'ın orada ne işi var? Rusya'nın orada... Ben davetliyim diyor. Rusya'nın orada ne işi var? O ben davetliyim diyor. Rusya mı diyor ben davetliyim diye? Peki İran'ın ne işi var? Amerika'nın ne işi var orada? Şimdi dolayısıyla biz diyoruz ki işte geçtiğimiz günlerde Cenevre'de Anayasa Komisyonu toplandı ve çalışmalar başladı. Burayı unutmasanız. Tam o anayasa. Oraya geleceğim işte. Ama şöyle reklamdan sonra gelsek olur değil mi? Öyle mi peki? Evet, bir reklam arası veriyoruz, dönüşte beraberiz. Megapark Hastanesi. Emin ellerdesiniz. Yaz sıcaklarında buz gibi serinlik. Akdo Dondurma. Çeşit çeşit tatlıları ve dondurmalarıyla en tatlı anlar. Akdo. İçinde mutluluk var. Pizzerro. Akdeniz'den dünyaya yayılan moda rüzgarı. Pizzerro. Çok yakışıklı. Alanında uzman kişilerle workshoplar. Yemek, pasta, sohbet, örgü, boyama ve sanat atölyeleri. Artık sizin de bir atölyeniz var. Atölye Zeytin. Hasırcıoğlu'nda kampanyalar devam ediyor. Televizyon, derin dondurucu, buzdolabı, kıyma makinesi ve yüzlerce üründe uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Eviniz bizimle güzelleşecek. Hasırcıoğlu. Yangın projeleri hazırlama, sulu köpüklü sprinkler sistemi, yangın algılama ve ihbar sistemi, gazlı söndürme sistemi, pano otomatik söndürme sistemi, davlumbaz söndürme sistemi, ayrıca yangın söndürme cihazları satış, dolum ve bakım. DYS Transtek yangın söndürme sistemleri. Söndürme bizim işimiz. Hayat o kadar güzel ki görmeye değer. Uğur Göz Hastanesi. 40 yıllık tecrübe, güven ve kaliteyle katalog, afiş, broşür, etiket, kutu, çanta, kitap basımı. Yener Matbaa. Kağıda renk vermek sanattır. Albün AVM'de kampanyalar devam ediyor. Vestel 10 kilogram 1200 devir çamaşır makinesi 2799 lira. Vestel 2200 watt kıyma makinesi 649 lira. Vestel 12000 BTU inverter klima 3199 lira.
Vestel 18.000 BTU inverter klima 4.299 lira. Aygün AVM, teknoloji merkezi. Tam 23 yıldır sağlam yapılar ve konsept projelerle size özel yaşam alanları üretiyoruz. Özgür bir yaşam tarzı, özgün bir tarzla hayat buluyor. Aksay İnşaat. ÖTV teşviğini kaçırdınız mı? Size güzel bir haberimiz var. Fiat Egea'lar şimdi ÖTV desteği ve hurda indirimiyle 72.900 liradan başlayan fiyatlarla. Kahramanmaraş'ın sağlıklı gıda markası Hünkar Bey. Doğallık denilince akla her tat Kervanhan'da. Şuko İtal PVC profili, alüminyum doğrama, dış cephe kaplamaları, dış cephede yenilikçi çözümler. Çilikçioğlu reklam yapı. Çevreye duyarlılık içimizde var. Enerji tasarruflu beyaz eşyaları evimizde, iş yerimizde kullanarak hem çevreyi hem de bütçenizi koruyun. Keşke herkes çevreyi düşünmeye evinden başlasa. AKEDAŞ. Allah, sohbet ediyorduk. Tam da Anayasa Komitesi ilk toplantıda kaldık. Oradan devam edebilirsiniz. Yani, evet, orada anlatmaya çalıştığım şey şu. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için ne anlama geliyor? İşte bize diyorlar ki siz bu yerleri Esed'e sonra terk mi edeceksiniz? Ne yapacaksınız? İşte şöyle mi olacak? Biz de diyoruz ki Suriye şimdi işte Cenevre'de Anayasa Komisyonu çalışmalarına başladı. Anayasa hazırlanır, seçimler yapılır. Suriye kendi içinde bir geniş katılımlı birliğe, beraberliğe kavuşur. Zaten bizim amacımız bu. Yani biz... Yani Türkiye, Rusya, Amerika ve benzeri giderken Türkiye de çıkacak orada. Şimdi Cumhurbaşkanımıza sordu. Geçen grup toplantısında Cumhurbaşkanımız dedi ya, bana sordular ne zaman çıkacaksınız diye. Ben de onlara dedim ki dedi, siz ne zaman çıkacaksınız? Yani siz 10 bin kilometre öteden geleceksiniz, 8 bin kilometre öteden geleceksiniz ama benim 910 kilometre sınırım olacak ve üstelik de benim sınırımı siz terör örgütlerinin kantonlarıyla dolduracaksınız. Sonra da bana diyeceksiniz ki Suriye'de ne işin var? Şimdi onu anlıyoruz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye'de ne işiniz var demesini anlamakta zorlanıyoruz. Başından beri politikanızı yanlış buluyor ama biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başından beri fikri takip yaptığı bir konu olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Suriye'yi CHP'den en çok yöneltilen eleştiri Suriye politikasının Esad'la önce çok samimi sonra bu noktaya gelinmesi. Hatta şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hafızamızla alay ediyor. Yani sanki şöyle, ben bazen dinliyorum, grup toplantılarında dinliyorum, CHP'nin sözcülerini dinliyorum. Şöyle bir dünyayı anlatıyorlar. Sanki bölge güllük gülistanlıkmış, bölgede hiçbir sorun yokmuş, bölgede Arap Baharı diye bir şey yaşanmamış, Mısır'da darbe olmamış, Yemen'de bunlar yaşanmamış, Tunus'ta, Libya'da, bütün bu adeta özellikle Libya büyük bir iç savaşa girdi. Tunus bunun eşiğinden döndü. Bunlar yaşanmamış. Biz
Suriye politikalarımızla Suriye'yi biz bu hale getirmişiz. Yani Esed kendi halkını katletmemiş, bu kadar 6 milyon insan mülteci durumuna düşmek durumunda kalmamış, milyonlarca insan öldürülmemiş. Bunların sanki hepsini bir de iftira noktasında o kadar pervasız bir dil kullanıyor ki bazı CHP'liler, kalkmış geçen birisi diyor ki İhvan üzerinden diyor Suriye'yi silahlandırdınız. Savaş, bu nasıl bir akıldır? Suçlanıyorsunuz. Bu nasıl bir akıldır? Ya Allah aşkına şu anki muhalefet, daha önceki Özgür Suriye Ordusu, şu anki Milli Suriye Ordusu, Birleşmiş Milletler tarafından Suriye muhalefeti muhatap olarak kabul edildi mi? Suriye'nin dostları grubu yaklaşık 114 tane ülke bu muhalefeti ve muhalefetin daha sonraki süreçte kendi içinde Özgür Suriye Ordusu'nu hatırlayın, hatta Amerika ile beraber Aid Donut çerçevesinde bütün bu süreçler yaşanmadı mı? Orada hatta, Milli Ordu'ya da ama bir karşı çıkış var tanımlamaya. Şimdi CHP'nin içerisinde yuvalanmış ve bunların başını Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği garip bir grup var. Bunlar PYD'ye, YPG'ye terör örgütü değildir diyorlar. Ama dünyanın tanıdığı, Birleşmiş Milletler'in muhatap aldığı Suriye muhalefetini ve Suriye muhalefetinin düzenli ordusu Suriye Milli Ordusu'nu ve üstelik Mehmetçik'le birlikte savaşan, sınır güvenliğimizi sağlayan, Barış Pınarı Harekatı'nda 130 tane şehit vermiş Suriye Milli Ordusu'na düşmanlar. Ama PYD-YPG, yok canım PYD-YPG terör örgütü değil. Sizden sonra bunu açıkça soracağım Faik Öztürk'e. Şimdi bu Allah aşkına nasıl bir akıldır? Bunu neyle izah ediyorlar? Bunun bir izahı var mıdır? Bunun bir izahı yok. Ile Esad'la görüşülüyor mu? Esad rejimiyle görüşülüyor mu? Ne seviyede görüşülüyor? Şimdi gene CHP diyeceğim de CHP bunu çok istiyor biliyorsunuz. Ama Ruslar yani, da çok istiyor. Yani adeta bırakın CHP'yi, CHP'ye yakın olan gazeteciler, akademisyenler bile ağızlarını her açtıklarında Esad'la görüşün, Esad'la görüşün, Esad'la görüşün, Esad'la görüşün. Peki niye bunu bu kadar çok istiyorlar? Şimdi şu anda açıkçası Esad özellikle iç bölgelerde ve rejimin kontrolünde olan şehirlerde insani yaşam malzemelerini, ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumda ve içeride çok ciddi anlamda sıkışmış durumda. Ve eğer Esad Türkiye ile bir görüşme sağlarsa kendi içerisi için de bu Esad için bir can suyu olacak. Şimdi bunu biliyorlar. O yüzden Esed'i de çok seviyorlar ya. Sürekli yani düşünün Esed'in katliam yaptığı dönemde CHP Esed'e heyet gönderdi biliyorsunuz. Bize diyorlar ki siz Esed'le şöyle görüştünüz, böyle görüştünüz. Evet, Esed'le biz görüşüyorduk. Esed'le de biz görüşmeye başlamadık. Hatırlarsanız 2002'de Baba Esad'ın 2000-2001 miydi tam hatırlamıyorum. Baba Esad'ın ölümüyle beraber Ahmet Necdet Sezer cenazeye katılmış ve bir Suriye ile Türkiye arasında bir yumuşama süreci başlamıştı. Yani biz iktidara geldiğimizde Suriye ile Türkiye arasında zaten bir bizden önce başlayan bir yumuşama süreci vardı. Ve Beşar Esad de bize dedi ki ben reform yapmak istiyorum. Ben demokratikleşmek istiyorum. Ben anayasayı değiştirmek istiyorum. Ben azınlığın çoğunluğu yönettiği ve artık sürdürülebilir, bakın bu önemli, sürdürülebilir olma özelliğini kaybetmiş bir durumdayım. Bana yardımcı olun dedi. Biz de yardımcı olduk. Hatta karşılıklı heyetler kuruldu burada. Karşılıklı heyetler kuruldu. Ne için? Bu reformların, demokratikleşmenin, anayasa hazırlıklarının gerçekleşmesi için. Fakat
Daha sonra son uzun süren bir 6 saat süren bir görüşmesi evet, vardı. En son vardı. Odur zaten. Ama susuyor musunuz işte bu toplu? Ne zaman kendi halkını öldürmeye başladı? Hı-hı. Biz Esed'den elimizi çektik. Biz Esed'den elimizi çektiğimizde o kanlı eli kim tuttu? CHP tuttu. Tıpkı toplum örgütü, dini grup olmadığı ortaya çıkıp da bir terör örgütü olmaya olduğu ortaya çıktığında biz bunların gidip Bankasya'nın, STV'nin, Zaman Gazetesi'nin önünde canlı kalkan olmaları gibi hemen gittiler Esed'in kanlı eline. Bunda herhangi bir ahlak dersi vermeye falan kalkışmasın. Peki Esed bölümü ya da Esad bölümünü de şunu almadım ama bu temas istihbarat örgütleri arasında mı? Şu anda herhangi bir şekilde bizim bir doğrudan temasımız söz konusu değil. Şu o zaman dolaylı olarak Ruslar üzerinden konuşulmaya devam ediliyor diye anlıyorum. Yani şimdi sonuçta Soçi'de işte orada karşılıklı son derece samimi ortamda görüşmeler gerçekleşti. Sahiden orada çok ciddi çabası oldu. Hem Savunma Bakanımızın hem Milli İstihbarat Örgütü'nün orada bu görüşmelerin sonunda memnun olduklarını açıkladıklarına göre demek ki Rusya üzerinden onlar kendi aralarında bir görüşme sağlıyorlar. Peki Suriye konusunda son soru. Suriyeliler güvenli bölge oluşturulduktan sonra yani işte inşası da bittikten sonra nasıl bir politika gidebilecek mi? Zorunluluk getirilecek mi? İsteğe mi bağlı olacak? O zaman çoğunluğu Türkiye'de kalırsa sorun oluşturmaz mı? Almanya ne kadar mülteci? Yaklaşık 1 milyona yakın Suriyeli mülteci aldı. Ve Almanya bu Suriyeli mültecileri alırken ne yaptı? Bunların eğitimine, yetişmişliğine seçti. Evet, mühendisti, işte akademisyendi. Bunları seçti ve aldı. Peki Türkiye'nin bunu yapması gerekir miydi? Ve Türkiye de bunu belli oranda yaptı. Yani şu anda vatandaşlık verilen ve CHP'nin işte çığlık çığlığa bağırdığı ama akademisyen, profesör, sanatçı, mühendis bunlarla ilgili Türkiye zaten bir çalışma gerçekleştirdi. Bunun dışında geçtiğimiz çalışma yaptı İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz. Neydi çalışma? Şimdi bakıyorsunuz işte Kahramanmaraş'a, Şanlıurfa'ya, Gaziantep'te kayıtlı ama kalkmış İstanbul'a gitmiş. Dedi ki bir dakika yani siz nerede kayıtlıysanız oralara dönün dendi buralara. Artı Türkiye'de mesela ben Kahramanmaraş'ta 2011'de, 2012'de sanayiciler, iş adamları kaldı ki Kahramanmaraş'ın da biliyorsunuz çok güçlü bir sanayisi var. İş adamları bana gelip diyorlardı ki işçi bulamıyoruz. %20 kapasiteyle çalışıyoruz. %40 kapasiteyle çalışıyoruz. İşçi bulamıyoruz. İşte sanayi bölgesinde yine benzer durumlar vardı. Ve Suriyeliler geldikten sonra mesela Kahramanmaraş iş gücü açısından çok ciddi bir rahatlama yaptı. %40 kapasiteyle çalışan tekstil fabrikaları %100 kapasiteyle çalışmaya başladı. Şimdi burada sorun ile entegre olmuş Suriyelilerle ilgili değil. Burada sorun yani yaşayan, vasıf açısından sorun yaşayan ve bir şekilde şey açısından da asayiş oluşturan bazı mültecileri konuşuyoruz. O zaman bu tip sorunlu diyeyim ya da niteliksel olarak farklı olanlara gitmeden önce öncelikle gönüllü olarak dönmek isteyenlere nasıl ki Cerablus'a, Elbaba, Afrin'e 400 bin kişinin üzerinde dönüş oldu.
Ondan sonra Resulayn'ı ve diğer yerleri temizlediğimizde, terörden temizlediğimizde, buranın yeniden kendi demografik yapısına, çoğulculuğunda bu insanlar zaten evlerine gitmek istiyorlar. Evlerine gitmek isteyenler evlerine gidecek. Ama biz, Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Tel Abyad ve Resulayn arasındaki bölgeye şimdi Macron, Merkel ve Johnson görüşmesinde de bu konu desteğiyle burada yeni yaşam alanları oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliriz. Peki buraya ne kadar mülteci sevk edebiliriz? Buna göre ilk etapta 1 milyon mülteciyi buraya ne yapabiliriz? Yönlendiririz. Hı hı. Burada bir hakikatin daha altını çizelim. Bakın, bizim siyasi görüşten olursak olalım, vatandaş olarak bütün dünyaya şunu haykırmamız gerekiyor. Türkiye asla hiçbir yerin demografisini, demografik yapısını değiştirmez. Bugün maalesef İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Amerika'da yaşayan ama Türkiye'ye dönük inanılmaz kara propagandalar yürüten, Türkiye'nin etnik temizliği birileri var. Bunu biliyoruz. O yüzden bizim hangi siyasi görüşten olursak olalım, dünyaya şunu söylememiz gerekiyor. Türkiye asla etnik temizlik yapmadı, yapmaz. Türkiye işgalci değildir. Türkiye demografik yapıları değiştirmez. Ama YPG terör örgütü, PYD terör örgütü ne yaptı? Bölgede bütün demografik yaptı. Etnik temizlik yapmakla kalmadı. Kendi ideolojisini kabul etmeyen Kürtleri bile bölgeden temizledi. Bize Aynel Arap'tan gelen, bize Resulayn'dan, Tel Abyad'dan gelen, bölgeden gelen 350 bin Kürt var şu an Türkiye'de. Şimdi kalkıp ısrarla birileri Türkiye Kürtlere soykırım yapıyor, bütün dünyada konuşuyorlar. Halbuki Türkiye tam tersine Kürtleri kucaklıyor. Kürdüyle, Süryanisiyle, Hristiyanıyla bölgedeki bütün mazlum halkları koruyor. Ve bir de üstüne iftiraya maruz kalıyor. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, Türkiye'ye karşı yürütülen bu kara propagandaya bizim özellikle sosyal medya iletişimcilerin söylediği bir şey var. Ben bunu çok seviyorum. Derler ki iletişimi yapılan şeyden daha kıymetlidir. Akışkan olması ve hızı itibariyle sosyal medyada şekilleniyor. Evet. Ya ne olur ve yaşla birlikte. Ve ne olur bizim sınır güvenliğimizi sağlamak için, toprak bütünlüğümüzü sağlamak için terörle mücadele ederken hangi siyasi görüşten olursak olalım, vatansever olan vatandaşlarımızı ben sosyal medyada Türkiye'yi savunmaya davet ediyorum. Birilerinin tüm AK siyasi partilere çağrı bu herhalde, değil mi? Çağrı yaptım. Bir kere daha yapıyorum. Çünkü bizim şunu unutmamamız gerekiyor. Mehmetçik orada mücadele
şey bakın, var ya yok konuşulamıyor. Asla, işte, asla. Ama konuşturmaz bakın size bir şey söyleyeyim. Bir doğru şey mu söyleyeyim. Bunlar yani? Şimdi bizim basın koordinatörü geldi. Eski de muhabir. Yani evet, evet, siyasetin evet. içinde olan birisi. İyi tanırım tabii. Bir gün Gökşin Hanım Tayyip Bey'le bir toplantıya girdi. Toplantıdan çıktık. Dedi ki Mahir Bey dedi, ben dedi şaşkınlık içindeyim dedi. Niye dedim Gökşin Hanım? Ya partinin basın koordinatörü. Ne oldu dedim. Ben dedi toplantıda dedi şöyle bir şey bekliyordum dedi. Yani genel başkanımız sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap, itiraz yok. Böyle bir tavır bekliyordum dedi. Cumhurbaşkanımız oturdu dedi, uzun uzun dedi, her şeyi dinledi. Hatta benim lüzumsuz diye düşündüğüm şeyleri bile dinledi dedi. Cumhurbaşkanımız her şeyi dinler. Her türlü istişareye açıktır. Cumhurbaşkanımız her türlü eleştiriye, kritiğe açıktır. Şimdi siz orada bunları dile getirmeyeceksiniz. Bunları konuşmayacaksınız. Hele hele bu açıklamasında. Efendim ben demokratik bir ülkede, otoriter olmayan bir ülkede yetişmiş bir insan. Ya sen hangi demokratik olan, otoriter olmayan bir ülkeden bahsediyorsun? Avrupa'yı, Almanya'yı falan kastediyor. Yani bugün başörtülü velinin çocuğunu okula götüremeyeceğine dair karar alan, İslamofobyanın, ırkçılığın yükseldiği ve yani bırakın demokrasiyi, Fransa'da sarı yeleklilerin neden vurulmuyor diye gündem olduğu bir dünya üzerinden Türkiye'nin demokrasisine kriter biçen bir akılla karşı karşıyayız. Yani hiç kusura bakmasın, bir siyasi parti kendi meselelerini kendi kurullarında görüşür. Bir siyasi partinin en üst organında görev alan birisi medya üzerinden genel başkanıyla, genel başkan yardımcısıyla ve partisiyle konuşmaz. Bu sebeple istifası istendi o zaman. Zaten istifa edecekti. Peki benim gibi başka rahatsız olanlar da var dedi. Doğru mu? Giderken de bir fitil attı gitti. Kimmiş o rahatsız olanlar? Başka istifa bekliyor musunuz siz? Hayır, biz öyle bir istifa beklemiyoruz. Yani AK Parti defalarca mukavemet testinden geçmiş bir partidir. Ve her mukavemet testinden de bugüne kadar başarıyla çıkmıştır AK Parti. Şimdi Aralık ayında beklenti açıklamalardan dolayı söylüyorum. Ayı Babacan'ın yeni siyasi hareketini açıklayacağı, kuruluşunu yapacağı ifade edilmişti kendisi tarafından. Siz anket çalışmalarını, kamuoyu yoklamalarını çok iyi yaptıran bir partisiniz. Hiç bu konuda yaptırdınız mı? Yani ya da bir de aynı zamanda da sonuçta beraber yürüdüğünüz yol arkadaşlarınız. Hani duyuyor musunuz? Hareket var mı? Nasıl son durum? Tabanınızı alır mı Ali Babacan hareketi? Şimdi iki hikayemiz var. Bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesi. Bir tanesi de AK Parti'nin hikayesi. AK Parti'nin hikayesi bir millet aşkı hikayesi. 18 yıllık bir hikaye. Ve bu hikayenin içerisinde ilk ayrılığımızı yaşamıyoruz biz. Yani AK Parti'den ayrılanların ne olduğunu, nerelere savrulduğunu, gidip Esed'le tokalaşmak zorunda kaldığını da gördük. Ben şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber Türkiye'de bütün siyaset değişti. Türkiye'de sadece siyaset değişmedi, Türkiye'de seçimlerin matematiği de değişti ittifaklarla beraber. Ve Türkiye'de son seçimlerde gördük ki 0,2-0,3'lük oy oranları bile bir siyasi partiyi önemli hale ne yapabiliyor? Yani sistemin kuralı mı? Getirebiliyor. Evet. Şimdi burada kritik soru şu. Bunlar iktidar olmak için mi parti kuruyorlar? Yoksa 0-2'ler, 0-3'ler üzerinden sistem içerisinde önemli hale gelmek için mi parti kuruyorlar? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bunu ilki mi ikincisi mi? Şimdi kamuoyu araştırmaları AK Parti'nin bakın şu anda Cumhurbaşkanımıza
ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında devletimizin Barış Pınarı Harekatı'na dönük az önce söyledim destek %81. Bu Cumhurbaşkanı şahsına yönelik destek mi aynı zamanda? Hayır. Cumhurbaşkanımızın şahsına dönük destek değil. Bu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen Barış dış Pınarı politika, ABD, Rusya, mutabakat muhtırası, ordumuzun burada oluşturduğu güven ve elde ettiği başarı, bütün bunların kamuoyunda oluşturduğu memnuniyetin toplamı. O zaman bu yeni siyasi hareketleri etkiledi mi yani? Valla ben benim gördüğüm şey şu, eğer bir parti kurma niyetleri vardıysa bile bunu bir kere ertelemişlerdi geçmişte, biliyorsunuz. Mesela 31 Mart seçimini beklediler hatırlarsanız. 31 Mart seçimlerinin sonucuna göre hareket edeceklerdi. 31 Mart seçimleri siyasette boşluk olmadığını gösterdi. Çünkü Cumhur İttifakı %52 oy aldı. Şimdi Cumhur İttifakı'nın %52, AK Parti'nin %44 oy almış olması siyasette bir boşluk olmadığını ortaya koydu. Bunun üzerine bunlar parti kurmaktan ertelediler parti bugün kurmayı. Şimdi yine şu anda oluşan havayla beraber ben görüyorum ki bunlar yine bir erteleme içerisindeler. Peki bu bize ne gösteriyor? Asıl kritik olan o. Bu bize şunu gösteriyor. Bunlar parti falan kurmuyorlar. Bunlar fırsat bekliyorlar. Fırsat kolluyorlar. Şimdi siyaset fırsat kollanarak yapılan bir şey değildir. Siyaset toplumsal derinliği gerektirir. Siyaset toplumsal karşılığı gerektirir. Peki toplumsal bir derinlik ve toplumsal bir karşılık var mı diye baktığınızda öyle bir şey gözükmüyor. Dolayısıyla da bence bu konuyu konuşmaya da fazla. Peki ileriki günlerde bakalım ne olacak? Dediğiniz gibi mi olacak? Aralık'ta kurulacaklar mı? Şimdi tartışmalı, sıcak sıcak devam edeceğim süre sebebiyle bir başka konu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İstanbul Boğazı'ndaki yetkiler. Cumhurbaşkanının belirleyeceği iki kurula, üyelerini başkanı belirleyeceği iki kurula devrediliyor. Bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışma yaptı. Haberleri yayınlandı. Ekrem İmamoğlu hukuki yollara başvuracağını söyledi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne bunu koyanların 31 Mart'ta seçimleri iptal ettirenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum dedi. Şimdi bir defa gerçekten bu böyle mi çıkacak? Yani ya, Büyükşehir Belediyesi Allah aşkına hakkı, şu Ekrem İmamoğlu bir kere olsun bilgiye, veriye dayalı konuşsa. Ben daha bir kere olsun verili bilgiye dayalı bir demecine şahit olmadım. Verili bilgiye dayalı, şimdi böyle bir çalışmayı görmüş mü? Böyle bir çalışma önüne gelmiş ve incelemiş mi? Bu çalışmanın içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olmadığını ona kim söylemiş? Aksine de kimse söylemedi ama Mahir Bey. Ortada daha ne var ki, bir dakika? Ortaya da yani Çevre Şehircilik Bakanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir düzenlemeyi gönderdi de bizim mi haberimiz yok? Evet. Böyle bir çalışma var. Ama bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili değil, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da kurulları, bütün kurullarla ilgili ve bütün kurullarınla, şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişmesiyle beraber doğal olarak sistemin uyumluluğu çerçevesinde belli düzenlemeler yapılıyor. Ve bu düzenlemede İstanbul Büyükşehir Belediyesi düzenlemenin dışında bırakılmıyor. Bir dakika, o zaman şunu net söyleyelim. Bu İstanbul Boğazı'ndaki yetkiler iki kurula verilecek ama o iki kurulun içinde Büyükşehir Belediyesi de mi olacak? Tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi de olacak. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işin dışında bırakılmıyor. Şu anda bu konuda çalışmalar sürüyor ve kaldı ki bu ülkede yasalar nasıl yapılıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Peki bu ülkede ihtisas komisyonları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ihtisas komisyonları var mı? Var. Bu ihtisas komisyonlarının amacı nedir? İhtisas komisyonlarında bütün siyasi partiler, bütün taraflar komisyonlarda bir araya gelirler.
bu düzenleme ile ilgili bir yanlış varsa, bir itiraz varsa orada değerlendirilir. Hı hı. Sonra bu komisyonlardan, ihtisas komisyonlarından çıkan yasa nereye gelir? Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelir. Meclis Genel Kurulu'nda da bu yasayla ilgili değerlendirmeler, tartışmalar yapılır ve yasalaşır. Şimdi ortada yasa yok, düzenleme yok, hiçbir şey yok. Her zaman olduğu gibi Sayın Ekrem İmamoğlu doldur boşalt atış serbest. Yine böyle diyorsunuz. Peki memnun musunuz? Kimden? İstanbul-Ankara hizmetlerden, belediye. Valla ben hem Kahramanmaraş'ta hem Ankara'da hem de İstanbul'da yaşıyorum zaman zaman. Onun için sordum, yani İstanbul-Ankara'ya giderek sordum. Şimdi bakın, Ankara'da özellikle son 2,5-3 ay içerisinde yaşanan ishal vakalarını kimse konuşmadı. Yani herkes mide fesadı geçirdi ve özellikle... Ama bunun öyle olmadığını söyledi. Bir de Melik Gökçek döneminde de Gökçek çok su içmişti kameraların önünde, hatırlar mısınız? Valla ben geçen gün Sağlık Bakanlığı'ndan verileri istedim ve dönemleri kıyasladım. Öyle Gökçek dönemiyle, Mustafa Tuna dönemiyle kıyaslanacak gibi değil. Çok ciddi anlamda arada fark var. Ve yine gazetelerde, televizyonlarda çöp dağlarını görmeye başladık. Yine İstanbul'da çöp dağlarını, metroyu. Ya şöyle bir akıl olur mu Allah aşkına? Metroda insanlar saatlerce bekliyor. Artık insanlar yürüyemiyor, adım atamaz durumdalar. Birileri sosyal medyada şunu yazıyorlar. Efendim falanca yerden otobüslerle metroya adam taşımışlar ve metroyu kilitlemişler diyecek kadar irasyonel bir durum da söz konusu. Mesela Sultanahmet'te 29 Ekim kutlamalarının yapılmış olması, ki ben Kültür Turizm Bakanlığım döneminde de bu konu gündeme geldi. Hem Sultanahmet Camii'nin, hem Firuzağ'ın, hem Ayasofya'nın yüksek sese karşı duyarlılığı olan tarihi mekanlar buralar. Buralarda yüksek seste müzik olmaz. Yani siz orada bangır bangır şey yapacaksınız. Yani alın bakalım size, bakın işte, yani tuhaf, ne o, alın tuhaf bakalım bir, size ne yani? Ne, tuhaf ne, bir, ne, gördüğüm tuhaf mesela? Bir, tuhaf bir mukayese içerisine giriyorlar. Yani Cumhuriyet kadını, Cumhuriyet yöneticisi, yahu Cumhuriyet kadını da Cumhuriyet yöneticisi de Cumhuriyeti yücelten kimse odur. Cumhuriyeti koruyan kimse odur. Kılıkla, kıyafetle, papyonla, dekolte kıyafetle Cumhuriyet ve Cumhuriyetçi olunmaz. Siz ülkenin sınır güvenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını güvence altına alıp Türkiye'yi masada aslanlar gibi savunup Türkiye'nin uluslararası değerini, itibarını artırıyorsanız, Cumhuriyeti 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyabiliyorsanız, siz Cumhuriyet kadınısınız, siz Cumhuriyet yöneticisisiniz, siz Cumhuriyet insanı. Hepimiz zaten Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Yani siz neyin derdindesiniz? Siz hangi kafayla Cumhuriyeti sahiplenip birilerini ötekileştirme hakkını kendinizde görüyorsunuz? Böyle çok karşılaşıyor musunuz buna? Ya? Bununla çok karşılıyorum. Cumhuriyete karşı Atatürk düşmanı, hani hep çok konuşuluyor diye söylüyorum. Rahatsız oluyor. Atatürk düşmanı AK Parti, Cumhuriyete karşı AK Parti. Atatürk ne zaman Cumhuriyete karşı olmuş, ne zaman Atatürk düşmanlığı yapmış? Yok şey, yani siz... Ya hayır parti, bakın. Suçlamayı şimdi, söylüyorum. Şimdi bakın. Yani bundan, şimdi buna, bunlar diyorlar ya. Ne hissediyorsunuz bakın, böyle bir şey geldiğinde? Şimdi bize diyorlar ki kutuplaştırıyorsunuz. Ya Allah aşkına, kutuplaştırma tam da budur ya. Kendini Atatürk'ün sahibi olarak görüp, yani kabuk üzerinden, kılık kıyafet üzerinden, adına modernlik, çağdaşlık dediğin, ki modernlik, çağdaşlık da o değildir. Modernlik ve çağdaşlık zamanın düşüncesini kavrayabilme, zamanın ruhunu kavrayabilme işidir. Modernlik ve çağdaşlık. Modernlik ve çağdaşlığı kılıkla, kıyafetle, kendi yaşam tarzınla özdeşleştireceksin. Bu yaşam tarzına uygun olmayanların hepsini ötekileştireceksin. Sonra tweet atacaksın. İstanbul fethedildi, fetih bu şekilde olur diye.
Ondan sonra senin gibi giyinmeyen, senin gibi düşünmeyen, senin yaşam tarzından olmayanların hepsini de ötekileştireceksin. Sonra da kalkıp diyeceksin ki Türkiye'yi kutuplaştırıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Tam tersine AK Parti Türkiye'yi, Cumhuriyetimizi 2023'e taşıyor, 2053'e taşıyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in kazanımlarını, değerlerini koruyan ve bunu da geleceğe taşıyan parti AK Parti'dir. Hı. Ha ben şunları tartışırım, bunları tartışmak lazım. Yani bizim zaman zaman CHP'ye de söylediğimiz, dönüp bir muhasebe yapması gerekiyor CHP'nin. CHP'nin dönüp geçmişte desteklediği darbelerle yüzleşmesi gerekiyor. CHP'nin dönüp geçmişte dine ve dindarlara karşı tavrıyla yüzleşmesi gerekiyor. CHP'nin geçmişte siyaseti... Bunu yapmıyor mu Kemal Bey? Yapmıyor. Söylüyor ara ara. Hayır yapmıyor Allah aşkına ya. Dedim ya az önce Kemal Bey'in fikri takip yaptığı hiçbir konu yok. Yani Kemal Bey'in bir çizgi üzerinde bir ay yürüdüğünü görmedim. Ben 2010'dan beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini takip eden birisiyim. Niye takip ediyorum onu da söyleyeyim. Benim 2010'dan itibaren gördüğüm ve 2011'de grup başkan vekili olduktan sonra ortaya tez olarak koyduğum, arkadaşlarıma hep söylerim, bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si meşruiyet zeminimizi yok ediyor. Bakın meşruiyet zemini dediğim şey nedir biliyor musunuz? Toplum nezdinde polisin bir meşruiyeti vardır. Yargının bir meşruiyeti vardır. Askerin bir meşruiyeti vardır. Hükümetin bir meşruiyeti vardır. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki sarayın polisi, sarayın yargısı, sarayın ordusu, anayasa, cumhurbaşkanlığı tanımıyorum. Yeni hükümet sistemini tanımıyorum. Hatta bir ara 2011'di. Bir yemin krizi çıkardılar. Meclisi bile tanımıyorum noktasına geldiler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sistematik olarak sürekli Türkiye'de hem kurumsal hem yapısal bir meşruiyet krizine oynadığını hep görüyorum. Peki çok kısa böyle biraz keyfi bitirelim istiyorum. Sonuna geldik bitiyor. Şöyle ya bir devam sorunu mu var mecliste sizin sınıfta diyeceğim. Çünkü ya. Niye Cumhurbaşkanı 2 hafta evvel geçtiğimiz işte grup toplantısında yine işte bahçeden toplamayalım sizi dedi. Devam edin dedi. Var mı öyle bir sıkıntı? Şimdi ben 4 yıl grup başkan vekilliği yaptım. Ha? Her siyasi partinin böyle bir sorunu vardır. Ama iktidar partisinin daha çok vardır. Neden? Çünkü iktidar partisinde sürekli genel kurulda ya bir yasa görüşülüyordur ya bir düzenleme yapılıyordur. Orada ya karar yeter sayısı gerekmektedir ya toplantı yeter sayısı gerekmektedir. O yüzden grup başkan vekillerinin en büyük sorunu milletvekillerini genel kurula toplamaktır. Aslında bugün Fransa'da, İngiltere'de birçok ülkede bu sistem yok. Yani içeride eğer bir yasa görüşülüyorsa çoğunluğa bakılır. İlgili olan da gelsin, ilgilensin diye düşünülür. Ama biz Türkiye'de milletvekillerini sürekli mecliste hazır kıta tuttuğumuz için tabii milletvekilinin kaçınılmaz olarak hastası geliyor. İşte ben Kahramanmaraş milletvekiliyim. Kahramanmaraş'tan seçmenin geliyor. İşte hastası ayrı, ziyaretçisi ayrı. Milletvekillerinin de gerçekten işi zor. O yüzden Cumhurbaşkanımız tatlı sert bir uyarıda bulundu. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok şimdi, teşekkür ediyorum. Birazdan zaten Faik Öztürk gelecek. CHP yönettiğiniz eleştirileri ona da soracağım. Başka konuları da soracağım. Konuşacaksınız muhtemelen. Reklam arasında sohbet edeceksiniz tabii. Ama diğer taraftan da inşallah bir gün burada beraber olursunuz bir şey da. Bir şey söyleyeyim. Daha böyle medeni, güzel bir şekilde konuşuruz. Biz 2002'den beri ilke olarak, parti olarak çoklu çıkmıyoruz. Ama ben önemli bir şey söyleyeyim. Ben siyaseti asla kişisel çatışma alan olarak görmedim. Siyaset
fikri mücadele alanıdır. Ben CHP ile ilgili fikirlerimi söylerim ama arkadaşlarım da bilir ki birçok da arkadaşım vardır grup CHP'den. Başkan vekilliği döneminden. Hiçbir zaman kişiselleştirmeyiz meseleyi. Bunu tabii izleyicilerin, vatandaşın bilmesi de önemli bir şey. Siyaset adına da, sokaktaki vatandaş adına da. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bir ara vereceğiz. Sonrasında CHP'den Faik Öztürk'le programa devam edeceğiz.